Herkese merhabalar. Ben kahvaltı hazırlamaya geldim. Mutfağa tavada börek yapacağım arkadaşlar. Dedim bugün okula gitmedi. Dünden zaten belliydi grip olacağı. Sabah da bir baktım gözleri falan kıpkırmızı, burnu da akıyor. Anneciğim dedim bugün okula gitme. Malum kış ayı işte. Yani biri tam iyileşti derken diğeri hasta oluyor. Ondan ona geçiyor, ondan aileye geçiyor. Bir şekilde hastalık evden eksik olmuyor ama Rabbim beterinden korusun tabii. Dedim evde istirahat et anneciğim. En azından hapşırsam falan dedim. Okuldaki arkadaşlarına bari geçmemiş olur. Yani hasta olmayan arkadaşların için dedim. O yüzden bugün evde öğretmeniyle de konuştum. Servise de haber verdim. Dediğim gibi tavada börek yapacağım. Bir de şöyle çocuklara şey hazırladım. Ihlama yapacağım. Ot halinde olanı bitirdik. Sallama vardı evde, onu yapayım dedim. Kendime de siyah çay yapacağım arkadaşlar. Evet, ben de kahvaltıda içsem ıhlamur falan güzel olur ama kahvaltıda nedense normal siyah çaydan başka bir bitki çayı vesaireyle kahvaltı yapamıyorum maalesef. Evet, şimdi sizlere malzemelerimi göstereyim. Şu kadar bir beyaz peynir çıkardım. Bunu güzelce ezeceğim ya da rendeleyebilirsiniz. Şu kadar bir maydanoz, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber kullanacağız. 1,5 yemek kaşığı kadar un kullanacağız. 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu. Ben biraz da renk versin diye çok azıcık havucun ucundan aldım. Rendenin küçük yeriyle havuçta rendeleyeceğim. Dediğim gibi renk versin sadece amaç. Kızartırken de yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı kullanacağız. Peynirimi şöyle güzelce ezeceğim. Sonra sırayla malzemeleri koyup karıştıracağım. Börek için iç harcı hazırladım. Dedim bunu şey ocağa koymadan hemen şunu fırına süreyim dedim. Patates ve soğan halkası. Patatese çok azıcık tuz ekledim ve şu patates baharatı. Sanıyorum Knorr'un en çok kullandığım baharatı bu olabilir arkadaşlar. Kajun baharatlı patates çeşnisi. Yani tavuklara yakışıyor bildiğiniz. Yani tavuklu yemeklere, etli yemeklere yakışıyor. Kızartmalara yakışıyor. Bunu böyle fırına koyayım. Şöyle bir sahanımın en büyük boyuna orta ateşe yarım yemek kaşığı tereyağı koydum. Bu yağ eridikten sonra harcımı dökeceğim. Güzelce yaydım ve kapağını kapatıyorum. Orta ateşteyim. Yine altı kısık bir şekilde. Altı kızarana kadar pişireceğim. Kahvaltı tabaklarımızı hazırladım. Böreği de şöyle çıkardım ama daha dilimlemedim. Beraber dilimleyelim istedim. Şekilde. Böreğimiz bu şekilde. Şöyle içi de gayet güzel pişti. Bu böreği eğer denemeyiniz varsa bir deneyebilir. Bence kahvaltıya falan çok güzel oluyor. Bu şekilde tavada börek yaptım. Şimdi ben de çayımı dolduracağım. Bu arada çocukların ıhlamuruna biraz bal ve çok az da limon damlattım. Şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Yapalı da epeyce oldu. Çocuklar ilaçlarını içtiler ve ondan sonra beraber uzandılar. Uyumadılar ama dinlendiler. Ben de o ara birazcık sudoku çözdüm. Benim bu kamera neden sürekli böyle oluyor? Ne diyordum? Şimdi çocuklar kalktılar. Biraz daha iyiler. Şu oyunu oynayacağız beraber kutuya. Ablasının doğum günde bir hediye almıştık ya bunu. Onu oynayacağız. Daha detaylı gösteririz demiştik ama gösterememiştim daha önce. Bu arada bu tarz şeyler ilginizi çekiyor mu? Çünkü ben böyle çocuklarla bir aktivite yaptığımda vesaire
Hani yaptığım zamanlar aman iyi tamam ilgili annesin işte çocuğunu kreşten aldın tamam anladık ilgileniyorsun diye yanlış anlayanlar oluyor. Ben kimseye gösteriş için bir şey yapmıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Her şey çocuklarım için. Hani gösterince öyle diyorlar. Göstermeyince de Tuğba nasıl bir oyun bizim de ilgimizi çekti belki biz de alırız. Göster diyeni de var. Dediğim gibi iki ara bir deredeyim yani. Gerçi şöyle de bir şey var. Hani kimseyi aynı anda memnun etmek mümkün değil. Ama benim çocuklarımla yaptığım bir şeyi, onlara aldığım bir şeyi göstermem asla yanlış anlaşılmasın. Ben burada sizlere bir şey ispatlamak için ki böyle bir şeye yani gerek asla duymuyorum. İspatlamak ya da gösteriş ya da hava atmak için asla değil. Sadece ilgisini çekenler olduğu için de gösteriyorum. Şöyle bir oyun, bu oyunun linkini de aşağıya bırakırım. Asla reklam falan değil arkadaşlar. Böyle eğitici bir şeyler ararken Kutay'ın yaş grubuna göre bir şey bulayım dedim. Bu çıkanların içindeydi önüme. Bunu aldım. Işığı açacağım. Akşam olmak üzere çünkü çocuklar öğlen yemeğini bile yediler bu arada. Şöyle bir oyun dediğim gibi ve içinden çıkanlar şekiller, ipler. Şöyle dizmek için çubuk. Şöyle de yine bir çubuk. Yani Kutay bunda dizmeyi daha çok seviyor. Böyle sabit durduğu için pıt diye içine atıyor böyle. Onun için daha kolay oluyor. Şöyle de bir sürü kartı var arkadaşlar. Arkalı önlü. Arkasındaki şekiller de farklı. Önündeki şekiller de. Örnek veriyorum. Şundan göstereyim size. Buraya şöyle kartı koyabiliyorsunuz. Kaç? Evet. En altta ne var? Mor kare. Hani buradan görünmediği için söylüyorum. Normalde Kutay söylüyor bunu. Onun üzerinde de şöyle sarı üçgen var. Sihirgar bu. Evet, sarı üçgen o. Şurada silindir var mavi. evet, mavi silindir var. Nerede? Orada. Yani bu şekilde oyunu tamamlıyor ve biz üçümüz oynuyoruz. Tamamladığında da buna basıyorsunuz. Şöyle, evet bitirdim anlamında. Bu şekilde. Kırmızı. Sen? Ben de yeşil top var. Burada da var. Buna da bak. Evet. Hangi tarafını yapıyoruz şimdi? Ben bu tarafını yapacağım. Tamam. Ben de bu tarafını yapalım. Bakalım şekillerimiz buna Hadi. gidecek mi? Var silinmiş galiba orada. Aa, kırmızı yuvarlak yok kutaya. Bak. Yetmedi. O zaman bana koysun. Yuvarlığa verin. Tamam. Önü kırmızı. Peki. Kale. Kale. Evet, kare. Bastım ben. Bunu koyacağım. Bitti mi? Kırmızı yuvarlak yok. O yüzden sen pembe yuvarlak koy olur mu? Tamam. Pembe koyayım o zaman. Evet. Of, hep bu düşüyor değil Sıra hangisinde? Kale. Kare, evet. Kale gibi söyle. Evet, kaleyi. Bitti. Baştan mı? Evet, Hadi şimdi bakalım. arkasını çevir. Arkasını çeviriyoruz. Hadi bakalım. Mor, 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 ben daha mor. kötüyüm senin. Evet. Mor ne? Mor. Kule. Hadi. Evet. Burada bir evet. Hadi hızlı. Hızlı anneciğim. Hızlı. Bak abla kazanacak. Çabuk. Tabii şuradan. Şu kırmızı yuvarlaktan birkaç tane koysalarmış. Bak. Şuradan. Bak abla bitirdi yine. Gördün mü? Yine abla bitirdi anneciğim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Kutay çoktan sıkıldı. O hayvan tamamlama oyunu onu oynuyor. Biz Derin'e devam ediyoruz. Derin'e biz bunu çok sevdik nedense. Böyle hızlı hızlı biz sanki çok zormuş gibi beraber oynuyoruz. Aa süper. Süper ilaç. Evet. Kutay da orada. Hep söylüyorum ya Kutay bir şeyi uzun süre asla oynamaz. Asla. Çabuk sıkılır bırakır. Dur bekle göstereyim diyor. Çok güzel yapmış. Ay çok Ama güzel olmuş. Çok güzel oldu. Bakın ilek. Evet. Bu arada akşama yemeğim var dedim bilmiyorum ama. Efendim annem, efendim. İnek yaptım. İnek yaptın evet. Bak Zürafa yap şimdi. Nerede? Zürafa. Yok çok yapma. Evet. Var onun. Yok yapmam diyor. En zorlandı zürafaya. Yok yapmam. Ben de onu zorlanıyorum. Değil mi? Biraz fazla parçalı olduğu için biraz zorlanıyor onda. Neyse biz Derin'le oynayalım. Derin'le oynamamız bitti.
Serin sıkıldı doğal olarak. Kuta istedi abla beraber yapalım mı diye zürafayı. Onu yapacaklar. Ben de o ara dedim içeri 2 dakika süpüreyim. Gözüme bir şeyler takıldı. Komşumda çamaşırları vardı. Böyle camın önüne tam koymuş. Böyle asmamış ama koymuş dedim. Silkelemeyeyim ben. O yüzden süpüreceğim bunu. Kutay taktı. Bakalım mı? Bas düğmeye bakalım. Olmuş mu? Teşekkür ederim. Süpürmeyi şimdi bitirdim. Şöyle örtümün kenarlarını falan da düzelteyim dedim. Şöyle. Çocuklar da böyle oyun kurmuş kendine. Onu oynuyorlar. Yapacak hiçbir işim yok. Dediğim gibi yemeğim var. Evim zaten temiz. Yani bir ortalığı şey yapayım demiştim. Şöyle kırıntı görünce. Oturayım da sudoku çözeyim. Bunu da vakti zamanında DNR'den almıştım diye hatırlıyorum. Alalı da epey oldu. Arada bunu Derin de çözüyor. Derin sudoku çözmeyi çok seviyor çünkü. Evet. Çok zor olan da var. Çok zoru ben bir tane çözmüştüm bu sabah. Evet bu sabah çok zor olan kısımdan. Çünkü kolaydan ortaya, ortadan zora giden kısımları var bölüm bölüm. Derin de maşallah. Özellikle dedi ki anne ben zor kısımdan çözeceğim dedi. Durun bulursam göstereyim. İşte Derin çözdüğü yer. Şurası. Ama bitirdikten sonra diyor ki anne başım çok ağrıdı. Bakayım. Ama benim çözdüğüm. Evet. Böyle. Ben de böyle şeyimdir. Hani en baştan böyle çöze çöze gideceğim. O şekilde çözüyorum. Evet biz de çocuklarla zaman bu şekilde vakit geçirelim. Ondan sonra artık yemeklerimi ısıtırım. Sizlere onları gösteririm. Arkadaşlar Emrah geldi. Masamızı da hazırladık. Şöyle götürdük. Ben sadece kendi tabağımdan size göstereyim. Ay aşkım bu bulanıklık niye var sürekli ya? İlle ekrana dokunacağım. Her türlü bak yine bulanık şu anda. Bir türlü netlemiyor. Daha çok sorun çıkmaya başladı böyle. Bakar mısın? Bilmiyorum. Bana çok sızı. Ha yine oluyor aşkım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Aa hala gitmemiş bu durum. Tamam canım. Şöyle yemeğimi göstereyim. Tavuklu pilav ve taze fasulye yaptım. Cacığı da böyle ortaya götüreceğim. Çocuklara küçük küçük kaselere koydum rahat yesinler diye. Bize de böyle hiç dedim bir daha bulaştırmayayım. Böyle bir cacık yaptım. Şimdi yemeğimizi yiyelim. O zaman ben videoyu burada sonlandırayım. Şu ara çok da uzun videolar atıyorum. O yüzden kısa video isteyenler de oluyor. Kısa video isteyenlerin gönlü olsun. Uzun video olsaydı diyenler de kısırıma bakmasın. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ben videomu sonlandırayım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.